Selamünaleyküm. Ümmetin Renkleri programı başlıyor. Ümmet coğrafyasındaki sorunların, sıkıntıların ele alındığı programımızda bugün çok değerli bir konuğumuz var. Değerli Ömer Faruk Korkmaz hocamız bugün konuğumuz. Kendisi hem muallim, müderris hem yazar. Yine ümmetle alakalı konuları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz hocam. Elhamdülillah. Sağ olasınız. Siz de iyisiniz. Hamdolsun hocam. Çok sağ olun. Hocam son zamanlarda tüm insanlarda bu var ama bağımsız gençler üzerinde dine kayıtsız kalmanın sizce temel sebepleri nelerdir hocam? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi ve ba'd. Şimdi malum olduğu üzere biz bu dünyaya bir sorumluluk üstlenmeye geldik. Evet. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi kendisine daha iyi kul olabilmemiz, onu bilmemiz, tanıyabilmemiz için gönderdiğini ifade buyuruyor. Estaiz billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben cinleri, insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler, beni bilsinler diye yarattım. Şimdi insanoğlu tabii nübüvvetten uzaklaştıkça, asr-ı saadetten uzaklaştıkça geçen her bir günle bu maksat ve gayeden uzaklaşıyor. Maalesef. Şimdi günümüzde de tabii haberlerde bir ara çıktı, epey gündem oldu. Sahada da biz bunu görebiliyoruz. Yani bağhusus gençler üzerinde dine bir kayıtsız kalma, dinden uzaklaşma, dini yaşamama başladı. Bu malum olduğu üzere 30-40 yıl önce belki bir genci tuttuğumuz, yakaladığımız zaman, emri bir maruf yapıp onunla dertleşeceğimiz, hasbihal edeceğimiz zaman namazını kılıyor musun şeklinde bir muhabbet evet, vardı. Önce bu sorulurdu. Böyle bu sorulurdu. Evet. İşte haramlarla alakalı durumlar işte dertleşilirdi, hasbihal edilirdi filan ama bağusuz artık günümüzde yakın zamandan itibaren bu muhabbet Allah'a inanmak, inanmamak, peygambere inanmak, inanmamak, evet, bir dine inanıp inanmamak şeklinde dönmeye başladı. Yani bu soruluyor artık gençlere. Sokak röportajlarında vesaire bir dine inanıp inanmıyor musun diye soruluyor. Evet. Ve bazen dine inanmadığı, İslam diye bir dine inanmadığı, peygambere inanmadığı görülüyor ve bize de gelen telefonlar, görüşmek isteyenler, hasbihal etmek isteyenlerden bunu görüyoruz. Evet, hatta bu o kadar artık yaygınlaşmaya başlamış bir şey haline geldi ki hani bunu şimdi çok da yaygınlaştı, her tarafı sardı diyerek reklamını yapmak bu da doğru bir şey evet, değil. Böyle bir şey söz konusu değil ama bizim mahallemiz açısından diyorum. Evet. Yani bizim için malum bir kayıp çok büyük bir kayıptır. Tabii yani ki. Bu bizim için 15-20 kişi olacak olsa, efendim milyonlarca insana nispetle 100-150 kişi olacak olsa hocam, evet, bu çok çok büyük bir kayıptır bizim için. Onun için bizim hani bu ifadeleri kullanışımızı bu minvalde anlasınlar. Evet hocam. Yani yoksa yüz binlerce insan şeklinde değil. Şimdi bu o kadar böyle acayip bir hale geldi ki muhafazakar dediğimiz, belki çok dinine bağlı insanların ailelerine bile sıçradı. Yani bugün maalesef, bugün bir çarşaflı teyzemiz, çok son derece dindar bir amcamız, abimiz, oğlunun elinden tutarak, onunla ilgilenmeye çalışarak bize getirip, hocam işte itikadı bozuldu, peygamberlikle alakalı değişik sorular soruyor veya Allah'ın varlığıyla alakalı şüphe duyan bir takım cümleler kuruyor, ben bunu ne yapacağım dediği oluyor. Bu, onun için buradan ailelere seslenmek lazım. Yani çocuklarımızı kontrol edelim. Evet. Çocuklarımızı salıvermeyelim. Çocuklar bugün çok farklı ortamlara giriyorlar. Sosyal medyası var, interneti var, okulu var, şusu var, busu var. Çocuğu bırakıyor, bir şekilde hiç ilgilenmiyor. Ondan sonra yıllar geçiyor. Ya bu çocuk kimi takip etmiş? Bu çocuk kimlere özenmiş? Kimi okumuş? Kimlerle arkadaşlık kurmuş? Bunlar hep bizim vazifemiz. Yani baskı kurmadan, anlamsız bir baskıya çocuğu maruz bırakmadan hocam bunlarla alakalı kontrol etmek lazım.
Sanki hocam herkes zaten benim çocuğum. Yani zaten hani bizim ailede yok şunu diyorsun. Zannediyoruz. Evet. Yani bizim aile mütedeyyin bir ailedir. Annesi namaz kılar, ben de namaz kılarım. Çocuk bunları görmüştür. Artık o akımlara zaten kapılmaz. Böyle bir düşünce var. Hayır, böyle değil. En mütedeyyin aileler bile bugün tehlike altındadır. Onun için yani bu ne yapıyor bu çocuk? Bahusus bu minvalde bir kontrol altında tutmak gerekiyor çocuklarımız. Şimdi şuraya geleceğim. Böyle bir ortam oluşturdular. Sorunuza böyle bir mukaddime yapmış olduk, evet. Giriş. Yani bunun sebebi nedir? Yani bugün gençler bir genç, niçin buna doğru? Yani bugün bir genç tabii deist oluyor, ateist oluyor, dinden çıkıyor, soğuyor. Hocam, sebebi... Yeni yeni şeyler duydum. Agnostikti, deistlikti. Yani yeni yeni terimler. Tabii. Yani bunlar işte bunların sebebi, şimdi ifade ettiğiniz hocam, hepsi bir kavram, bir ideolojiyi, bir düşünceyi yansıtıyor. Batıl bir düşünceyi. Ama temeline indiğimiz zaman da bunların felsefi bir düşünme mekanizması var, bir tarzı var yani. Deizm dediğiniz zaman da bu aydınlanma dönemi olarak isimlendirilen ta o Batı'nın yaşamış olduğu o çalkantılı dönemlere kadar giden David Hume'a, Voltaire'e falan dayanan bir düşünce yapısı bu. Evet. Şimdi 13-14 yaşındaki bir genç geliyor mesela, deist oldum. Sorduğum oluyor tabii. Çoğuna sorarım. Nedir deizm? Anlat bana bakalım. Deizmin farklı fraksiyonları nelerdir mesela? Bir senden dinleyelim. Amerikan deizmi, İngiliz deizmi. Farklı. Bunların tabii öncül isimleri falan kimlerdir? Şaşırıyor tabii. Madem deistsin, mensup olduğun batıl düşünceyi bilmen lazım. Hiçbirisi bilmiyor. Bu aslında bir özenti olarak, yani mecburi istikamette sanki akan bir akıntının götürdüğü bir nokta olarak önümüze çıkıyor. Evet. Bu çok önemli. Yani sorunuzun cevabı bu aslında. Özentiyle başlıyor. Tabii, yoksa şu zannediliyor işte. Bunu nasıl lanse etmeye çalışıyorlar topluma? Din demode oldu. Ta bundan işte asırlar önce. Karl Marx bu şeyle çıkmıştı yola, evet. Sloganla. Dinin artık dönemi geçmiştir. İleriki dönemlerde bilimle insanlık aydınlanacak falan diye. Ne oldu sonra tabii? Bugün hala daha her alanda dini argümanları kullanmaya ihtiyaç duyuyorlar. Tabii. Onlar bile yani. Tabii. Cami açılışlarında. Her şeyde. Yani bir şekilde o motif olması lazım. Olmadan hiçbir şekilde toplumda karşılığı olmuyor. Şimdi mesele şu. Bir düşünce altyapısı yok bizim bu topraklardaki deizmin. Tamamen özenti sonucu, farklı olabilme sonucu ortaya çıkmış bir şey. Peki neden? Çünkü şimdi bir ortam kurulmuş hocam. Bu ortam nedir? Kayıtsızlık dediniz ya, o ifade çok önemli. Yani beni bağlayacak, sorumluluk altında bırakacak hiçbir şey olmaması lazım. Ben bu hayatı hiç kimseye kayıtlı kalmadan... Kimsenin direktifleri altına girmeden... Kimseye hesap vermeden... Bu kimseye tabii ki en başta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dahil. Yaratıcı yaratacak, nimetlerini sunacak ama hesaba çekmeyecek. Yarattığına müdahale etmeyecek. Hiçbir şekilde benim hayatımla ilgilenmeyecek. Yani bu aslında temelde o kadar mantıksız, hayatın kurallarına aykırı bir şey ki. Yani bugün bakkala gittiği zaman da aldığı bir cikleti bile... bedava alamayacağını, bunun bir bedelinin olacağını, hayatta hiçbir şeyin karşılıksız olmadığını bilen bir insan bu kadar kendine bahşedilmiş bir nimet sonucunda, bir hayat sonucunda hesaba çekilmeyeceğini, bu hayatın başıboş yaratıldığını, hani Cenab-ı Hak buyuruyor ya, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى, insanoğlu başıboş yaratıldığını mı zannediyor? Şimdi bu ortamı, bu anlayışı medyayla, ekranlarla, dizilerle, gazetelerle, dergilerle, sosyal medyayla oluşturdular. Bu anlayış artık yerleşti. Yerleşince tabii gençler, böyle bir akıntı olunca gençler bunun içinde kendini buldu ve sonucu bunun nedir? Deizmdir. Yani zaten potansiyel anlamda bir deist yaşantı var. Yani namaz olmayacak bir Müslümanlık ama namazı yok, efendim hiçbir şeye kaydı yok vesaire. Tamam, bu tekfir edilmeyi gereken adam kafirdir dememizi gereken bir durum yok ama yaşantı olarak baktığın zaman da bir deistten farkı olmayan bir yaşantı oluyor. Bunun sonucu ne olur? En sonunda da bir gencin ya ben daha efendim şey davranayım yani deistim diyeyim.
Evet. Veyahut işte tepkili davranıyor. Tepkiselliğe de yatkın oldukları için genç yaşlarda. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen bir sözde inandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya öyle başlar buyuruldu ya. Öyle oluyor. Maalesef. Bu ortam hocam genci buraya maalesef sürüklüyor. Bir özenti sonucu ve mecburi istikamet sonucu. Şunu da ifade edeyim. Yani günahlar, masiyet ortamı da maalesef buraya doğru insanları götürüyor. Yani nefsin hevası var, istekleri var, arzuları var. Evet. Hani Cenab-ı Hak buyuruyor ya, Estağfirullah. وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ Zalimler, şımartıldıkları, geniş şekilde, müreffeh şekilde yaşadıkları hayatın peşine takıldılar. وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ Günahkar oldular, yoldan çıktılar. Bugün bu insanlığımız, yani bu toplum bu sıkıntıyı yaşıyor maalesef. Doğal olarak günahlar, bir günah, iki günah, büyüğüyle, küçüğüyle artık bir hidayet kararması oluşturuyor. Buhari rivayetinde olduğu gibi. Evet. Ve onun için artık deizm dediğimiz şey bizim bugün, yani deizm propagandaları, ateizm propagandalarından ziyade bu ortamın oluşturduğu bir kayıtsızlıktır. Bir nefse tabi olma temayülü eğilimidir. Evet. Bunun sonucudur. Ha, bununla birlikte burayı da geçip soruyu cevaplandırıp bitirmiş olalım. Bu soruyu. Evet. Şimdi okullarda bağımsız eğitim sistemimizde yani dini anlatma, öğretme ne kadar var? Bir kere bunu sorgulamamız lazım. Evet. İkinci olarak ailede ne kadar? Yani geçen mesela bir muallimle konuşuyorduk, ziyarete gelmişti muhabbet esnasında. Dedi ki hocam yani çocuklar deizme kayıyor, deistleştiriliyor falan. Bu ifadeleri dedi ben sahadaki gerçek karşısında çok gerçekçi bulmuyorum. Niye? Çünkü ben dedi sınıfım var, görüyorum çocukları. Çocuk 12 yaşına gelmiş, 13 yaşına gelmiş. Daha doğru düzgün peygamberin hayatını bilmiyor. İsmini bilmeyen var ya, düşünebiliyor musunuz? Yani. Doğum tarihi, Mekke'deki, Medine'deki yaşanan olaylar vesaire. Evet. Her birinden kayıtsız. Yani bilmiyor, cahil bu konuyla alakalı çocuk. Dinini öğretmediğimiz zaman, temelini ailede almadığı zaman dini bilginin ne olacak? Potansiyel bir deist olarak çocuklarımızı yetiştirmiş oluyoruz. Onun yani için, gençler deist olmuyor, deist yetiştiriliyor mesele bu. Maalesef. Yani, bu çok üzücü bir durum. Ha, hiçbir baba, mütedeyyin bir baba bilerek çocuğunu böyle yetiştirmez, yanlış anlaşılmaz. Evet. Ama her şey işte cahillikle veya şuursuzlukla masumlaşmıyor yani. Anladım. Yani maalesef bu sonucu, neticeyi değiştirmiyor. Evet. Ve bugün buna da dikkat çekmem lazım. Geçenlerde yazmıştım bunu. Gençlerle görüştüğümüzde, bağımsız işte din kültürü gibi derslerin, verilen derslerin, dersleri veren kişiler tarafından farklı yorumlanması, çocukların aklına şüpheler sokulması, bunun kontrol edilmesi lazım. Yani din dersi veriyorum gibi müfredatın kafalarını karıştırılıp öyle bırakılması. Tabii yani dışında şeyler yapılması, etkinlik adı altında filan videolar izletiliyor mesela. Videosu izlenen kişi ya tamamen kafası karışık, hiçbir fikri altyapısı olmayan ama gençlerin kafasını karıştıran bir kişi mesela. Evet. Bu çocuklar zaten düzgün bir din eğitimi almamış. Yani temel düşünce noktaları, efküresi oturmamış. Yani bir de bunu dinlediği zaman da tamamen çöküyor. Dolayısıyla etkilenme oluyor. Onun için yani bütün bunlar sebep, asıl sebep bunlardır. Anladım. Özentidir. Günahların yaygınlaştırılmasıdır. İnsanların oluşturulan ortam ve düşünceyle artık kayıtsız yaşamaya sevk edilmesi, teşvik edilmesidir. Evet. İnsanlara hedef olarak bu gösteriliyor hocam. Bugün televizyonu izlediğin zaman farklı işte medya kuruluşlarında vesaire empoze edilen şey nedir? Bir ev alacaksın, lüks bir ev. Bir de araban olacak. Evet. İyi de bir aylık gelirin olduğu zaman da bu hayat çok güzel. Artık senden alası yok. Bu hedeflenen yaşam hedef gösterilen bu. Artık bu. Bunun sonucu nedir? Maalesef. Bunun sonucu hocam dine kayıtsız kalmak. Dini efendim bir takım sabiteleri, inançları ve değerleri hayatından çıkartmaktır. Böyle kupkuru, anlamsız bir hayatı yaşamak demektir. Hocam sizin eğitimci kimliğiniz var, hoca yetiştiriyorsunuz, talebe yetiştiriyorsunuz, kitaplarınız var. Özellikle bu hususlarda da size çok aileler geliyor, danışıyor, dertlerini sizinle paylaşıyor. Bu konularda ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz hocam? Evet, bu konuda yürüttüğümüz Dirayetle Hidayete diye bir faaliyetimiz var. Evet.
bu vesileyle de ilan etmiş olalım. Yani nasıl bir faaliyet bu? Bir hattımız var, WhatsApp hattı. Bu isim adı altında iki tane yanımda çalışan hoca arkadaşlar var. Bu arkadaşlar yetişmiş arkadaşlar, seviyeye gelmiş. Bu hususlarla da, bu konularla da ilgileniyorlar. Evet. İşinin ehli arkadaşlar. Bunlarla beraber bize o hat vesilesiyle arayıp ulaşan, yazan kişilerle irtibata geçiyoruz. Evet. Mesela eğer genç gelebilecekse bizim İsmail Ağa'da, orada açtığımız bir yer var. Evet. Bu işte, sırf bu iş için çağırıyoruz arkadaşı. Misafir ediyoruz, dertleşiyoruz yüz yüze, çünkü daha farklı oluyor yani. Tabii, dinliyoruz tabii. Sorularını, cevaplıyoruz ve onu kazanıyoruz. Yani bugüne kadar hocam onlarca elhamdülillah genç 6 aylık yürüttüğümüz faaliyet içerisinde Müslüman oldu. Elhamdülillah. Yani bunları takip de ediyoruz, numaralarını alıyoruz. Daha sonradan arada bir işte ne yaptın, nasıl durumun falan diye böyle irtibata geçmeye çalışıyoruz. Yani ama gelemeyecek olanlar telefon vasıtasıyla mesela evet. irtibata geçiyoruz. İşte Zoom görüşmesi, internetten yüz yüze görüşme şeklinde de olabiliyor. Çeşitli işte teknolojik ulaşım imkanlarıyla, iletişim imkanlarıyla görüşüyoruz. Böyle bir faaliyetimiz evet. şu anda var. Hocam şu an ekranın evet. altında da zaten numaraları paylaştık. Bu konuda değerli izleyicilerimiz, değerli anneler, babalar, evladınızda bu tür sıkıntılar hissettiğiniz zaman, itikadi olarak, inanç olarak bazı sorunlar yaşadığını veya cevabını sizin bulamadığınız bir ilim ehli tarafından verilmesini istediğiniz zaman bu numaraları arayarak hocalarımıza ulaşabilirsiniz. İmkanınız varsa bizzat çocuğunuzu da yanınıza alarak gelip hocamlarla beraber bu sorunun ortadan kalkmasına sebep olabilirsiniz. Bunu da paylaşmış olalım inşallah. Hocam bu hususta olumsuz manzaranın düzelebilmesi için neler yapmak lazım? Yani malum işte hastalığı biraz ortaya koymaya çalıştık sebepleri evet. üzerinden. Birinci evet. sorunuz oydu. Tabii hastalığın izalesi bağımsız sebeplerini ortadan kaldırmakla olur. Bu evet. değişmez bir yöntemdir, usuldür. O sebeple biz ne yapacağız bugün? Bir kere en başta eğitim sistemimizi gözden geçirmemiz lazım. Evet. Yani bu resmi açıdan da böyle. En başta ailedeki terbiye anlayışı, çocuğumuzu yetiştirmekle alakalı bir menhecimizi, usulümüzü, ilgimizi gözden geçirmemiz lazım. Evet. Yani bugün aile modelinde akşam eve gelen yorgun argın, kumandayı eline alan, televizyonun karşısında geçip işte sürekli takip ettiği diziydi, futboldu, neyse artık programlardı, bunları izleyen, çocuğuyla konuşmayan, çocuğuyla dertleşmeyen, çocuğuna eğilmeyen bir babalık modeli var. Maalesef. Anne, işte çalışan anne modelleri vesaire filan derken çocuklar böyle ortada kalmış vaziyette şafkatten, ilgiden, alakadan, muhabbetten, sevgiden mahrum olarak büyüyebiliyorlar. Böyle işte bu psikolojik travma da çocuğu böyle sonuçlara itiyor. Yani. Bugün sırf bunu fark edilmek için bile bazen tabii yani ilgiden evet. yoksun büyümüş. Evet. Ben ne yapabilirim de ilgi bu toplumda ilgi çekebilirim. Evet. İşte deistim, ateistim, şuyum, buyum. Böyle anlamsız anlamsız şeylerin peşine takılıyor. Hocam geçen Bişrafi Uyuşturucuyla Mücadele Derneğimiz evet. var. İDEF'e bağlı Hı-hı. olarak çalışan Ömer Faruk Yazar hocamızla evet. burada konuştuk. Aynı şeyleri söylüyor. Uyuşturucuya düşme sebepleriyle şu an işte. Bahsettiğiniz deizme, ateizme düşme sebepleri maalesef ortak noktada birleşiyor hocam. İlgisizlik, alakasızlık, ihmal ve özenti hocam. Maalesef. İşte bunu hocam Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize asırlar öncesinden tüm Müslümanlara edibu evladekum ala thalafi hisal. Yani çocuklarınızı 3 haslet üzere yetiştirin. Alın size altın işte tavsiye kainatın serverinden bütün Müslümanlara çocuk yetiştirmeyle alakalı sırasıyla 3 tane usul, madde. Bir, hübbi nebiyyikum, peygamberinizi sevdirmek. Ya evet. çocuklarımıza yani her gün bir hadis-i şerif, 10 dakika çocuğu sıkmadan, farklı yöntemler bularak, onlarla oynayarak falan öğretmeye çalışalım. Evet. İşte bir Bedir Savaşı'ydı, bir Uhud Savaşı'ydı. Müslümanların zaferleri, Müslümanların yaşadıkları bu yoldaki fedakarlıklar, sahabe hayatı, peygamberlerin hayatı, onları sevdirmek. Evet. En başta
Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakını, merhametini, şefkatini, çocuklara olan sevgisini. Evet. Ya bunları öğretelim. Kendimiz öğreteceğiz bunları. Evet. Kimse gelip bizim çocuğumuza böyle bir şey öğretmek için çabalamaz. Veya hadi onu yapamadık ya, öğretecek yerlere efendim gönderelim, bir hocaya gönderelim, öğretsin. Yani çocukla ilgilenmek çok önemli. Bunu yapmamız lazım. Evet. Hocam, ondan sonra çocuğu da hocam, evet, orayı tamamlayayım. Buyurun. Çocuğu yani nereye gönderiyoruz, neleri izliyor, neleri takip ediyor, bunları takip etmemiz lazım. Ama onun ötesinde her şeyden önemli. Yani bu işe külli olarak bir el atılması lazım. Evet. Biz manevi kalkınma adına bu çocukları, bu neslimizi, bu gençleri manevi olarak doyuracak neler yaptık, neler yapılıyor, yapılmıyor. Bunların gözden geçirilmesi lazım. Yoksa koca bir nesil Allah muhafaza elimizden gider. Yani nesli manevi olarak doyurmak gerekiyor. Evet. Dinini öğretmek gerekiyor. Bu minvalde atılımlar, faaliyetler yapılmak gerekiyor. Dolayısıyla bunlar da elbette ki yetki sahibi olan kişilere düşüyor. Yani bizim burada yaptığımız şey cüz'i bir çalışmadır hocam. Evet. Ferdi, bir kişi, iki kişi, üç kişi ne kadar kurtarabilirsek niyetimizden kurtaracağız inşallah. Yani evet, bir kişi de az değildir. Yani biz yüzlerce kişiyi kurtarırsın ama yapılacak olan bir dokunuşla yukarıdan yetki sahibi olan insanların belli düzenlemeleriyle, evet, yani yüz binlerce, milyonlarca gence dokunmuş olmuş. İnşallah. Bu çok sahici bir çözümdür bu konuyla alakalı. Buradan da bunu iletmiş olalım inşallah. İnşallah birçok yetkili kimseye de ışık olacak bir çalışmanın, tabii, adımları atılmış olur inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Şöyle hocam, siz bu konulardan bahsederken şöyle bir iç muhasebe yaptım, hı-hı, kendimce bir ebeveyn olarak. Diğer kardeşlerimizin de, anne babalarının da yapması sanki lazım gibi hocam. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hayatı var. Çocuk bizim güzel ahlakımızı görüp, baba sen bunu nereden öğrendin, nasıl öğrendin deyip Peygamber Efendimiz'i ona gösterebilme noktasında bizim de sıkıntılarımız var demek ki hocam, ki çocuklar niçin bize örnek almıyor da ya işte, o evet, örnek olmayı, özenmeyi neden başka yerde arıyor? Bu konuda bizim de eksiklerimiz var demek ki hocam. Evet, bu konuyu da aslında bir konuşmak lazım. İnşallah yani bu çünkü hocam, uzun bir mesele. O zaman sizden önümüzdeki bir program için yine bir söz alalım inşallah hocam. İnşallah. Müsait olursanız inşallah, çok seviniriz. Hocam, inşallah. Allah razı olsun hocam. Ayağınıza amin, sağlık. Ecmain hepimizden sağ olasınız. Çalışmalarınızı mübarek etsin. Amin. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Evet, bir Ümmetin Örnekleri programı yine sonuna geldik. Değerli Ömer Faruk Korkmaz hocamızı misafir ettik. İnşallah bu konuda tekrar programlar yapacağız. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.